Yatak odasında veya mutfakta namaz kılınabilir mi? Buraya takıldım kaldım da. Özür dilerim. Yatak odasında da, mutfakta da namaza mani olacak bir şey yoksa, necasette yoksa namaz kılmaktan mahsur yok. Çünkü Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine temiz olma kaydı şartıyla dağda, bayırda, ovada, çölde, evde, odada, yatak odasında, mutfakta hatta ve hatta öyle durumlar olur ki çalıştığın yer, bulunduğun yer yani namaz kılmana mani oluyor, din düşmanlarının arasında nafaka için müsait kalmışsın, müsait değil. Bugünkü helalardan alafranga diyorlar ya, yani buralarda bile namaz kılınabilir. Oturduğun yerde klozetin üstü kapalı. Yani görünürde necaset yok. Yok. Çünkü. Yok. Namazını aynı şekilde oturduğun yerde imanede kılabilirsin. Tek bir şart bildirmiştir. Kıbleye döneceğim. Necaset bulunmayacak. O kadar. Şimdi çok kimse mesela yatak odasında efendim işte yatırıyor, kalkıyor, üstünü değiştiriyor uygunsuz olarak aynı şekilde evliyse beraber oluyor. Bunun için orada namaz kılınır tabii. Mahsur yok ki. Herhangi mahsur yok. Pijamayla da kılınmaz diyenler var mesela. Pijamayla da kılınır. Temiz olmak kaydı şartıyla. Kılınır. Hatta şimdi saatte biri de bir ifade geçiyor da hani güzel elbiselerinizle buyuruluyor. Ziynetli elbiselerinizle. Şimdi mesela pijama olarak kullanılan ne o kadar güzel şeyler var ki. Efendim ondan yatıyorsun. Tamam yatıyorsun da arkadaş. O zaman iç çamaşırlar da çıkar. Onlar da yatıyorsun değil mi? Onu da çıkar. Necis olmadığı müddetçe, temiz olduğu müddetçe yani pijamayla da namaz kılınır. Hatta şeyde Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyhisse de görmüşsündür o fotoğraflarını. Evde pijamayla. Böyle dik çizgili pijamalarıyla. Emen abiler pijama gibi böyle eşofman gibi evde rahatla oturuyorlardı. Onunla namaz da kılıyorlardı. Ondan mahsur söz konusu değil. Yani şöyle anlaşılmasın. Efendim namaz kılmak için işte temiz elbisini giyeceğim, damatlıkları giyeceğim, kravat takacağım. Öyle değil o. Temiz olmaya gider gibi. Şimdi orada büyüklerin huzuruna çıkamayacak ifadesi geçiyor. Pijamayla çıkılmaz mı? Çıkılır. Yani misafir geldiği zaman, hele şimdi düz kumaşlar var, onlardan yapılmış pijamalar var. Onunla misafirini ağırlayamaz mısın? Ağırlarsın ya. Bir mahsur söz konusu değil ki. Ayıp değil, günah değil. Yani her gelen misafire papyon takacak halin yok ya. Namaz kılmak için de papyon takmana gerek yok. Ha, bazılar diyecek ki peki efendim ben evdeyim. Hani dışarıda fitneye sebebiyet verdiği için benim evimde böyle namaz kılarken hazırladığım cübbe var. Bol bir şekilde. Gittim aynı şekilde beyaz kumaştan aldım. Takkemin üzerine sarığımı da sarıyorum falan. Ali olur tabii. Herhangi mahsur yok ki onun. Efendim sarmasam da böyle sarılmış hazır sarık bulundursam evde bununla kılsam falan tabii. Ama havaya girip de kendini Şeyhülislam'da sanma. Çünkü sarığı takan, sakarı bırakan bir bakıyorsun ahkam kesmeye başlıyor. Kendisini Allame zannediyor falan. Öyle ahmaklar da var. Şimdi ahmak deyince kızıyorlar. Bize ahmak dedi. Ya sana demedim. Hani biz bir hikaye anlatıyoruz ya. Ben bunu Konya'da dinlemiştim. Daha talebelik yıllarımda. Adam birisi böyle işte bağırmış hayvan diye falan. Kalabalığa. Bir tanesi gitmiş mahkemeye vermiş. Bu bana hayvan dedi. Hakim soruyor hayvan mı dedi. Yok diyor hakim bey. Ben de o tarafa dur hayvan diye bağırdım. Bir tek bu dönüp baktı diyor. Ben bunun ismini falan söylemedim. Bir tek bu üstüne alındı. Bir tek bu üstüne alındı. Şimdi ahmak deyince bazılar şey yapıyor bize ahmak dedi. Arkadaş ahmaksan o zaman aynı tedbirini al. Çünkü bu kelimeyi İmam-ı Rabbani Kudüs'e çok sık kullanmış. Mektubat kitabında geçiyor.
mübarek anlatıyor, anlatıyor. Allah-u Teala'nın emirlerini doğru öğrenmeyip kendi kafasına ve nefsine göre hareket edenler ahmaklık ediyor. Niye? Çünkü kendine tabi olduğu için cehenneme gidiyor. Cehenneme giden kimseye akıllı mı denir? Ahmak denir tabii ki. Kalbine Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın sevgisini yerleştirmiş, Allah-u Teala'nın sevgisi yok. Ve İslam alimleri böylelerine ahmak buyuruyor. Ahmak, çünkü geçici fani olan şeyin sevgisini kalbine koymuşsun. Halbuki mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e Surur ve Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Hazretleri, Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, bunlar kalp doktoru. Tabii biz bu kelimeyi kullanınca bazıları Hacettepe mezunu hemen ne diyorlar? Görüyor musun bunları, işte Mehmet Emin Tokadi Hazretleri kalp doktoruymuş falan. Ahmak herif kalp doktoru. Öbürsü yürek. Bunu bilmeyecek kadar ahmaksa ne diyelim yani? Ahmaklık başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Mesela kitaplarda yazmış. Pirin piriyle evlenmesi caizdir. Adam ort prof hem de. Ben talebe ikilerimde okudum. Ne ahmakmış dedim bunlar ya. Vaha demiş, bu dinlemiş. Pireleri birbirleriyle evlendiriyorlar. Ahmak herif, Farsça bir kelime. Pir yaşlı erkek. Pire de yaşlı kadın demektir. Yani yaşlı bir erkek de yaşlı bir erkeğin evlenmesi diye geçiyor. Kadının evlenmesi diye geçiyor. Dolayısıyla bazı kelimeleri yerli yerinde aynı şekilde kullanmak mı gerekiyor? Evet, yerli yerinde kullanmak gerekiyor. Bu sebepten dolayı da Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin İlmi Efendi, kitap okumak lazım. Bu kitapları mutlaka okumak lazım. O zaman ne olur? Altyapısı oluşur. Altyapısı oluşunca, ölçüyü de yakalayınca, hani şimdi diyorlar ya şablon diye. Hani necis olmama kaydı şartıyla her yerde namaz kılınabilir. Hatta Saadet-i Ebedi'de anlatılırken öyle bir yerdesin ki, mesela senin ağılların var, tamam mı? Hep bahçen olacak değil de bugün de ağılın olsun. Olsun. Diyelim 1000 tane de koyunun var falan. Şimdi ne yapacaksın? Bunlar geliyor gidiyor falan, şey yapıyor falan. Koyunların da ağılın etrafı, yani öyle bir durum söz konusu olur ki namaz kılacaksın ama yok. Yani hayvanlar, koyunlar aynı şekilde necasetleri var. Değil mi? Yerde. Onun üstünde orada da kılamazsın. Toprak ama orada kılamazsın. Fakat kitapta buyuruyor ki, hani benzinliklerde falan bulunuyor ya, böyle bir tahta serveriyorlar eskiden. Evet. Öyle bir tahta var, temiz tahta. O necasetin üstüne, koyunların necasetlerinin üstüne, altı şeylerini koyuyorsun tahtayı. Onun üstüne namaz kılıyorsun. Olur. Olur tabii ya. Ben namaz kıldığım yer temizdir. Ama necasete değiyor. Değilsin. Altı değiyor. Altı değişiyor. Benim secde ettiğim yerde bir şey. Tabii. Altı değiyor. Hatta mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, cenaze namazı kılarken dışarıda kılıyorsun ayakkabı ayağında. Orada buyuruyor ki ayakkabıyla helaya girmişsindir. Necaset vardır. Ki büyük ihtimalle öyledir. Onun için ayağın ayakkabıdan çıkar. Ayakkabı ayağında bulunduğu müddetçe senin parçan diyor. Tamam mı? Senin parçan olduğu için onda necaset varsa namaza manidir. Ama ayağını ayağından çıkartıyorsun ayakkabıyı. Senin parçan olmaktan çıkıyor. Çıkıyor. Onun üstüne basıyorsun. Altında necaset var. Namaza mani değil mi arkadaşım ya? Yani. Aynı tahtanın üstüne basma. Aynen tahtanın üstüne basmak gibi oluyor. Yani bunu anlamayacak derecede aynı şekilde akıl kıtsa, yani özür dilerim ahmaklıksa, evet buna değişik bir şey yok. Buna da diyecek bir şey yok. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın inşallah Teala. Şimdi gelelim. Şimdi biraz önce Hamdun Kassar Hazretleri hani gafleti anlatıyor da neticede o zat da getirdi. Yani uyanmazsan, şey yapmazsan, cehenneme yol tutmuşsan, yani ne denir yani? Ya gafil ya ahmak. Ya gafil ya ahmak. Zaten gaflet de ahmaklık sebebiyle gelir, biliyor musun? Hemen hemen aynı şeyler. Aynı şeyler. Yani kelime, ikisi de Arabi kökenli kelime ama aynı kapıya çıkar. Şimdi ahmak diye kızıyorsun. Hani niye mesela Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi, kitap okuyun, kitap okuyun. Şimdi bak birisinden dinlediğin zaman Mustafa Dokuz'un Osmanlı'nın sözü sana, ya işte adam görüyor musun kalkmış da bana böyle diyor falan filan. Takılırsın. Değil mi? Ya. Kızarsın. Bir şey yaparsın. Ama İmam-ı Gazali Hazretleri kaç asır önce vefat etmiş. Mesela Hakikat Kitabı yayınladı, İslam Ahlak kitabının başı. O Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabını almış. Kaç asır önce vefat etmiş bu zat. Hayatta değiller.
İmam Gazali Hazretleri de, Muhammed Halim Hazretleri de hayatta değil. Bu zatların kitabını alsam da onlara bir faydası yok. Değil mi? Yani. Bir faydası yok yani. Şu kadar asırlar geçmiş. Mesela İslam Ahlâ kitabını alıyorsun, aynı şekilde okuyorsun falan. Orada yeri geliyor. İmam Gazali Hazretleri'nden nakil var. İmam Gazali Hazretleri'nin kitabını okuyorsun. Çünkü İhya'da var o. Kötü huylar anlatılıyor. Orada ahmak diyor. Sonra bakıyorsun. Bu bende var diyorsun. Tamam mı? Bunun ahmaklık dediği şey bende var. O zaman ben neyim? Ahmaksın. Şimdi dövüşecek kavgacı kimse de yok ortada, tamam mı? Kime kısacaksın? Yok ortada kimse. Ya menfaat için desen değil. Kaç asır önce. Bir faydası yok. Hayatta değil. Gidip de kavga edeyim. Sen bana diyorsun. Yok kaç asır önce. Sen daha aynı şekilde ruhlar alemindeydin. Yok. Bir tweet atayım, taciz edeyim. O da yok. Dolayısıyla ha o sözü birisine naklediğinde ona kızıyorsun. Unutuyorsun. Şeye kızıyorsun sen. O nakledene kızıyorsun. Ya nakleden aynı çok naklediği esas kılı. Kızacaksın oraya kız. Ona da gücü yetmiyor. Peki diyeceksin sözü nereye getireceksin? Şimdi biz bu kitapları okuyunca hani Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar kitap okuyunca. Ya bir defa okudun, iki defa okudun. Ondan sonra bir yerde takılırsın Mustafa Bey. Aa diyorsun. Ben kibirliymişim. Ben ahmakmışım. Aa ben gafilmişim. Ne oldu şimdi? Hastalığı teşhis ettin. Kendinde gaflet var, kibir var. Ahmaklık var. Bu perdenin kalkması lazım. O zaman da dört elle sarıl bu kitaplara. Bir oku, bir daha. Nelermiş ahmaklık, nelermiş gaflet. Nelermiş kibir. Ve ondan sonra yavaş yavaş frene basmaya başlarsın. Efendim %100'dü. %100'dü. 99'a düşer, 98'e iner, 97'ye düşer. Hani Nasrettin Hoca merhum için anlatılır ya, rüyasında pazarlık yapıyor, 100 altın diyor, katiyen diyor. Bir kuruş olmaz, aşağı düşmem falan filan derken karşı tarafta ya 99 olsun falan diyormuş falan. Ama bir gözünü bir açmış, ya hemen kapatmış gözünü. Tamam demiş, ver 99 olsun, yoksa hayal diye gitti yok. Yüz değil, 1000 tane olsa bile rüyada bir şey değil. Bir de şey hoşuma gidiyor. Harun Eşit Hazretleri bir gün demiş ki Mevlana Hazretleri'nin aynı şekilde bunun yani buraya gelebilir mi falan diye. Doğrudan doğru emir vermiyor çünkü mezup evliya zat. Neyse görevler ara tarafa bir kabristan'da gitmişler kabristan'da bir ağacın altında uyuyor. Ya nasıl uyandıracağız falan. Ondan sonra neyse işte şey yaparak seslenen falan uyandırmışlar. Uyandırınca bunlar bir fırçalamış. Demiş ne yaptınız siz demiş. Ben hükümdardım. Ne güzel demiş. Aynı şekilde emirler veriyordum. Saltanatını bitirdiniz falan filan. Efendim demişler özür dileriz kusura bakmayın demiş. Yani halife çağırıyorsun. Tamam demiş geliyorum falan. Neyse gidiyor. Halife diyor ne oldu efendim diyor. Böyle diyor. Bizi diyor fırçaladı. Niye diyor. Uyuyormuştu uyandırınca ben işte sultandım siz aynı şekilde benim saltanatıma son verdiniz diye bizi fırçaladı. Neyse gelince demiş ki böyle söyledi. Evet demiş ben rüyamda demiş sultandım demiş emirler veriyordum keyifler çatıyordum demiş geldi senin bu adamlar benim demiş işimi bitirdiler. Harun Eşit Hazretleri gülmüş ya demiş rüyadaki sultanla itibar edilir mi demiş ya. Ama o söyleyeceğini söylüyor. Diyor ki ya halife. Ben de rüyada sultandım. Gözümü açtım, sultanlık kayboldu. Sultanlık gözümü açıncaya kadardı. Senin sultanlığın da gözünü kapatıncaya kadar diyor. Ne fark var? Ya. Ne fark var diyor ya. Ben açtım, sultanlığın bitti. Sen gözünü kapattın, sultanlık bitti. Aynı kapıya çıktı diyor. Güvenme. Ben bugün sultanım falan. Yarın toprak olacaksın diyor. Bitiyor o iş. Bitiyor. Ona göre hazırlan diyor. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.